Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün biraz sağlıkla ilgili bir şeyler yapalım dedim. Şimdi böyle hep diyoruz işte içe basma, dışa basma, ayak sağlığı falan filan diyoruz. Hep birkaç arkadaş da soruyor bana bunu. İşte abi bunu nasıl test edebiliriz falan filan diye. Ve bununla ilgili ben süper bir yer buldum arkadaşlar. Şimdi Food Balance diye bir yer burası. Ve böyle bir marka. Bu ne yapıyor? Kişiye özel tabanlık yapıyorlar. Ve gerçekten bu performans için hem sporcular için hem de normal insanlar için de, yani sporcu olmayan insanlar için de güzel bir şey. Food Balance markası arkadaşlar Finlandiya'da bir marka ve uzun süredir zaten bu işi yapıyorlar ve bayağı Ar-Ge'si falan kuvvetli bir marka ve 50'den fazla ülkede varmış. Sen o şeyi yapıyorsun, ayakkabıyı alacaksın. İki ayak farklı basabiliyor. Mesela sol ayağının dışıyla basıyor olabilirsin falan filan, öyle şeyler var çünkü ben onu gördüm, ben de öyleymiş. Şimdi onun testini yapacağız. Burada geliyorsun, ufacık bir test yapılıyor. Yani yaklaşık toplamda 10 dakika falan süren bir şey oluyor ve onda da sana uygun tabanlık çıkabiliyor. Şimdi burada bakın, şöyle bir de her spora uygun ayrı tabanlıklar var. Yani eğer koşuyorsan farklı, futbol oynuyorsam farklı, bisiklet için farklı, bunların için ya da yürüyüş için farklı. Bunlar için şimdi burada gelelim. Selamlar. İşte böyle süper bir ekip var burada arkadaşlar. Merhaba. Öyle. Bu boğa vurucuymuş. Boğaydı değil mi? Şimdi burada bakın arkadaşlar. Böyle. Abi bunlar ne yapıyor şimdi? Genel olarak ben şimdi anlattım, biraz uzman anlatsın yani. Lay anlattık öyle. Keyifli. Buradaki tabanlıkların her biri farklı yastıklama ve farklı sertlik derecesinde geliyor. Farklı spor dallarına özellikle farklı tabanlıklar var. Nasıl ayaklarımız birbirimizden farklı, ayakkabılarımız da farklı olmak zorunda. Özel bir spor dalı içerisinde de farklı tabanlıklar kullanıyor olmamız çok daha destekleyici ve koruyucu bir işlem. Hı hı. Örneğin buradaki Game serisi kort sporlarına özelken, örnek tenis gibi, basketbol, voleybol gibi. Mesela şimdi handball milli takımımızın kullanmış olduğu tabanlıklardan biri budur. Aynı zamanda şiddetli topuk darbelerinde son derece fayda sağlayan bir tabanlık. Daha iyi. Tabii, bir şey. Tabii. Bugün triatloncuların ve özellikle ultramaratoncuların çok sevdiği tabanlıklardan bir tanesidir. Örneğin performans serisi yalnızca 41 gram ağırlığındadır. Kramponlar ve bisiklet ayakkabıları gibi son derece düşük hacimli ayakkabılara özel dizayn edilmiştir. Ve buradaki rigidlik ile buradaki rigidlik birbirinden farklıdır. Aynı şekilde de diğer tabanlıklarda farklı kullanım amaçlarına göre de hizmet ediyor. Bir de bizim deri serilerimiz var. Bunlar da ışık ayakkabılarımız için. Hanım ve beyler. Evet, normal şey. Yani, kösel ayakkabılar için falan. Aynen. Çünkü aynen. Yani eğer bir problem varsa ayakta, ki biraz sonra göreceksiniz bende varmış. Onu yani bütün hayatım boyunca kullanacaksın. İstersen bunu tüm ayakkabılarında kullan ya da işte her ayakkabıyı ayrı ayrı yaptırabilirsin tabii. Tabii özel. Bir de son bir grupta da medikal serimiz var. Dikkat ederseniz burada kadın ve erkek ayağı arasındaki fark da çok önemli. Yani bunlar farklı darlık, genişlik ve ağırlık dağılımları beraber gidiyor. Bunlar küçük değil, son derece önemli detaylardır. Buradaki seriyi de özel olarak biz fizyoterapistlerle, doktorlarla, hastanelerle beraber çalışıyoruz. Koruyucu ve destekleme özelliği daha yüksektir. Evet. Durum bu. Evet, şimdi teste başlayalım burada. Evet. Şimdi nasıl yapıyoruz hanımefendi? Öncelikle çorapları, ayakkabıları çıkartmamız gerekiyor. Evet, şimdi ayakkabıları çıkardık böyle. Böyle bir kiyoks var arkadaşlar. Evet. Burada ne yapıyoruz şimdi? Direkt üzerine çıkıyoruz. Biraz geriye geliyoruz. Biraz bu, daha. Bu bir poloskop aslında. Hem taban analizini hem de postür analizi gerçekleştirecek. Burada da ekran üzerinde de sen bunu takip edeceksin. Kayıt altına alacaksın. Şimdi tabanımızın basış noktalarını görüyoruz ekranda. Biraz daha geriye gelelim. Parmaklarımızı da görelim. Tamam. Çok azıcık dışarıya açalım. Şöyle. Evet, çok daha net gözüküyor. Şimdi bizim normalde ayak tabanımızdan beklediğimiz aydınlık alan bu. Şimdi bakıyorum benim ayağımda hangi durum söz konusu. Bir yandan da bunu işin uzmanının yapmasının önemi, sadece cihazla değil bir de elle de kontrol etmek önemli. Evet.
gıdıklıyorlar biraz. Birazcık Önceden bu cihazlar yokken sadece el yordamıyla yapılıyordu ve tabii yanılma payı da fazla oluyordu. Şimdi iki parametre bir arada olunca, şimdi bizim arkımız genellikle toplumda karşılaştığımız düşük taban ya da düz taban diye tabir ettiğimiz durumken bizim ayak tabanımızda yükselti var. Ama dağılım da biraz ilginç işin açıkçası. Çünkü gördüğünüz gibi normalde beklediğimiz ip gibi olabiliyorken bizde şurası yok olmuş. Ve beraberinde ön kısımda çökmüş. Aslında birazcık karma bir durum söz konusu. Ön ayak, arka ayak olarak ikiye ayırdığımızda ortopedide ayak tabanını, ön ayağımız çökmüş ama arka kısımda gördüğünüz şu dış yanı kaybetmişiz. Yani yerle teması yok. Değişik bir durum var. Değişik bir insan olunca değişik bir durum var. Devam ettik. Şimdi burada bakacağımız... Evet, fotoğrafını alıyorum. Bunları tek tek maille size gönderiyoruz. Ve mailin altında da bu anlattıklarımdan çok daha detaylı olan kısmı size gelmiş oluyor. Dolayısıyla kalıcı oluyor. Bir diğer şeyi de, avantajı da hekimler sonrasında bunu inceleyebiliyor. Hmm. Şimdi bir de ayağın anatomisine bakacağız. Arkamızı dönelim. Birazcık ayakları toparlayalım şöyle karşıya doğru. Kaldık öyle, çekiyorum. Şimdi dizleri 45 derece büküyoruz. Evet. Eller serbest. Düzeldik. Parmak uçları dorsiflexiyona geliyor. Evet, karşıya bakıyoruz. Tamam, dönebiliriz. İşte arkadaşlar, çorapsız 20 kilometre koşmayın. Oynamış durumda. Geçmiş olsun. Şimdi ilk etapta bizim normalde bakacağımız arka duruş ama ondan öncesinde şu az önce konuştuğumuz tabanın yere temasının üzerinden geçmek istiyorum. Demiştim ya, ön ayak çökmüş durumda ama gördüğünüz gibi dış kısım, dış yan neredeyse basmıyor bir noktası. Hı-hı. Bu da demek oluyor ki topuk ve metatars dediğimiz, şöyle göstereyim. Ayak tabanının şu kısmı, parmak başlarının çok yüke maruz kalıyor olması. Bu da bu gibi sporları yapan, ağır sporları yapan insanların her basışında çok fazla darbeye maruz kalması demek oluyor. Yani şimdi, güç ayağı tam olarak eşit dağılmıyor. Evet, mesela buranın yükünü burası alıyor gibi. Hı-hı. Şimdi asıl konumuza gelelim. Arkadan görünüm bizim için niye önemli? Şimdi benzer bir durum. Dizilimde, şöyle hemen göstereyim. Dizilimde eğer doğruysa bu şekilde bütün yük kaslara ve eklemlere eşit şekilde dağılıyorken bazı durumlarda, hemen seçelim bizimkisi hangisi. Bazı durumlarda pronasyon varsa ayakta, mesela şöyle bir dönme hareketi varsa dağılım bozuluyor ve ekleme, kasa gelen yük, ağırlık farklı açılardan geldiği için olması gereken ağırlık, atıyorum 10 kiloyu biz 20 kilo, 30 kilo şeklinde eklemde, kasta hissediyoruz. Bir diğeri de aldığımız açı değiştiğinde ana kas gruplarından ziyade küçük kas grupları çalışabiliyor. Bu da sakatlık olasılığını arttırıyor. Olacak evet, yani diye bir şey yok. Tabandaki o şey, düzensizlik direkt bacağı komple etkileyebiliyor. Bacağı komple etkiliyor. Biz de bugün bunu konuşarak şok absorbe edici özellikle bir tabanlık yapmaya karar verdik. Ama öncesinde şunu bir hemen konuşalım. İkinci aşamada dizlerimizi bükmüştük. Dizlerimizi büktüğümüzde ne gibi bir değişiklik oluyor? Yani yarı dinamik bir analiz yapıyoruz, ona baktık. Parmak ucunu kaldırdığında gördüğümüz gibi topuk aşil tendonu birazcık daha düzleme geliyor. Bu da güzel bir şey demek oluyor. Bakın, orta hat kayboldu. Yani siz basınç verdiğinizde ne oluyor? Burası artık hiç yük taşımıyor. Topuk basışında mesela parmak ucu yukarıya kalkar ve burası hiç temas etmiyor yere demek oluyor. Şimdi buraya dolduruyoruz ve sonrasında daha maili geliyor size. Bunları beğendin mi Fatih? Bunu evet, yapalım mı? Güzel. Ne dersin? Çok güzel sarı. En sevdiğim sarı renk zaten. Biraz önce siz konuştunuz ama ben yine tekrar söyleyeyim. Bizim şu kısmımız basmadığı için ne dedik? Burası çok daha fazla yüke maruz kalacak. Biz buradan yükselti yaptığımızda, birazdan ısı altında şekillendirirken
yükün buraya doğru dönmesini sağlayacağız ve yük buraya gelecek. Beraberinde bir temas noktası daha yaratıp ayağın çok güzel bir yük dağılımını sağlayacağız. Ve sakatlık olasılığın çok çok azalacak. Daha çok spor yapacaksın. Sanki hiç başarısızmışsın gibi. daha performansın artacak. Daha çok ne yapayım? Şöyle göstereyim. Fırına koydum tabanlıkları. Yaklaşık bir 3 dakika kadar ısınacak. Bize bir haber verecek. Sonra özel bir silikon pedin üzerinde şekillendireceğiz. Evet, şimdi tabanlıklar pişiyor arkadaşlar, fırına girdi. Benim ayağıma uygun olarak o şekilleniyor şu an. Öyle mi? Olmuyor mu? Öyle değilmiş. Ne oluyor? Öyle değil. Şimdi burada ısınacak. Şekil alabilecek hale gelecek. Biz burada senin ağırlığınla ve bir de benim yönlendirmemle beraber şekillendireceğiz. Yani bu işi bir fizyoterapist veya gerçek bir ortoprotez teknisyeni tarafından yapılıyor olmasının medikal bir sebebi var. Yani 5 ile 7 yıl o yüzden okuyorum aslında. Isınmış tabanlıklarımız. Evet. Şöyle buraya çıkıyoruz. Nasıl hissediyorsun? Güzel mi? Yumuşak. Tutunalım, düşmeyelim. Şimdi baş parmağın elime değiyor. Evet. Öbürü de. Kaldırdık ayağımızı. Ayağın bende, ben yönlendireyim. Birlikte basıyoruz. Masaj edeceğiz. Şimdi oradan sıkıca tutunduk. Bedenimizi geriye bıraktık. Ağırlık topukta. Biraz daha geriye. Yani şu an topuğun çukurunu kendi ağırlığında kendin oluşturuyoruz. Düzeldik. Dizlerimizi büktük. Çok hafif, yeterli. Burada gastrocnemius, soleus, bunları çevirdiğimizde otomatik olarak o topuktaki dönmeyi düzeltiyoruz. Ama tabii kaslar çok güçlü olunca bu bizi biraz zorluyor. Düzeldik. Kaldırdık ayağımızı. Burada ihtiyacımız olan kemeri birazcık daha veriyorum. Şöyle fırından yeni çıktı, göstereyim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. İyi koşullar dilerim. Şurasını düzeltip hemen geliyorum ben. Bulgularımız her zaman çok kaliteli ama içinde neyin desteklediği bizi çok önemli. Tamam. Yani biz bunun desteklemesi mümkün değil. Bir yere kadar. Konfor hissiyatı önemli. Ama destekleme konusu maalesef. Bu hissiyatlar çok güzel. Ondan hiçbirimizin hiçbir lafı yok ama kişiye özel oluşu başka bir bu, durum. Bu tabanlıklar peki her ayakkabıda kullanılıyor mu? Yani natürel mi olması lazım ayakkabının? Yoksa o İyi, çok iyi soru. Çok iyi soru. Ayakkabının natürel olması doğal ve doğrusu. Siz ardından bu tabanlıkları ayakkabıdan yani, çıkartıp öbür ayakkabıya çok rahat takabilirsiniz. Yani çünkü şey ayakkabılar var işte sola basanlar için evet, dışa başa onlar olmayacak, sadece normal şeyli ayakkabı olacak ki bu o şeyi verdi. Şimdi eğer içe basan birine özel bir ayakkabı almış olsaydık buradan ekstra bir yükselti daha olacaktı. O zaten olacaktı. Olacak. Fazla bu sefer şöyle çevirirsen şu ikinci duruma giderdi ayağımız. Bizimki şu an burada. Biz tabanlıklarla ne yaptık? Şunu sağlamış olduk. Ama bir daha fazla destek alırsak bu sefer tersine ters gidecek. Doğru. Burada sağlıklı olmayan bir diğer durum. Hazır mısın kullanmaya? Evet, hadi bakalım. Soldu mu? Peki bu tabanlıklar ne kadar kullanılıyor? Yani süresi var mı? 8 ile 12 aylık bir süreç doğal. Hı hı. Bu kullanım sıklığınıza da bağlı. Senin durumunda özellikle bize eğer konuşuyorsan. Sen yılda 3-4 tabanlığı çok rahat eskitirsin. Şöyle göstereyim. Bir ayakkabıdan diğerine sokmak için sadece burnunu şöyle yerleştirip, ittirip bastırmak kâfi oluyor. Bu aynı şey gibi oluyor herhalde. Bisikletteki bike fit gibi bir şey oluyor. Evet. Yani o ayakkabıyı kendi kişiye özel hale getiriyor evet. Yani aslında. Evet. Kişiselleştiriyorsun. Şey. Şey bu.
Evet. Teşekkür ederiz o zaman. Sizi de elinize sağlık tekrar. Teşekkürler, teşekkürler. Evet arkadaşlar. Footbalans bu kanyonun hemen arkasında arkadaşlar burası. Gelmek istiyorsanız bu bir de bu ayak ölçüm ücretsiz oluyor zaten değil mi? Evet, çok güzel bir nokta. Hı? Biz böyle bir hizmeti veriyoruz çünkü normalde araştırmalarda %85 der Finlandiya. Ama biz burada bir araştırma yok ve görüyoruz ki neredeyse %98'lere varan ciddi deformiteler var. Bunların ciddi denebileceği kısmı evet %80'lerde ama sıfır problemli olanlar da hiç yok denecek kadar az. Yani insanlar buraya gelip çok ücretsiz bir şekilde şey yapıp yani illa tabanlık almak zorunda değilsiniz. Peki. Gelip burada gelip bir şey yapabilirsiniz. Evet. Testini yaptırabilirsiniz burada yani. Bizim web sitemizden bize çok rahat ulaşabilirler. Hı-hı. Sosyal medyada galiba. Evet, şu aşağıya yazıyorum bak onları. Evet. Burada yazıyor. Bizi lütfen arasınlar. Randevu alsınlar. Randevuyla beraber. Tamam. Kendilerine ücretsiz ayak hizmeti keyifle vermeye hazırız. Biz istiyoruz ki sporcular için daha çok performans, herkes için konfor ve sağlık. Arzu eder ve ihtiyacı var ise tabanını oluştururuz. Veya başka bir zaman diliminde keyifle de bekleriz. Hiç problem değil. Güzel de kahve yapıyor yani. Afiyet olsun. Teşekkürler. Evet, evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Vallahi inşallah güzel, yararlı bir vlog olmuştur. Hadi, yarın görüşürüz.